günlük hayata bahsetmediğimiz birçok konular ele alınıyor. Terk edilme, kaybolmak, ihanete uğramak, yenmek, derin korkularımıza doğru giden bir yolculuktur orasında masallar. Ama iyi biter ve bu korkularla yüzleşme ve yüzleşmenin ötesinde durumları çözmek ve evimize geri gelmenin gösteren bir harita aslında masallar. Biz çocuklara ve büyüklere çok masal anlatıyoruz. Niye? Çünkü aşılamak istiyoruz. Bir inancı aşılamak istiyoruz. Mutlu sona ulaşmak mümkün inancını aşılamak istiyorum ben aslında. Çünkü inanırsa mümkün olduğunu ve ancak inanırsa o zaman kişi bu mutlu sonu aramaya başlar. Bunun püf noktası nerede biliyor musun? Bunun püf noktası bu. Anlatmak hissettiren bir iletişimdir. Yani anlattığın zaman hedef başka bir insana bir şey hissettirme çalışıyorsun. Yani anlattıklarında bir koku olmalı, anlattıklarında bir tat olmalı, anlattıklarında böyle bir ışık, bir renk olmalı, ses olmalı, müzik olmalı. Duygu değil, duyu. Duyu ile hissettirince o zaman insanla diyorlar ki sanki oradaydım. Bizim hedefimiz bu.